2,5 sene önce. Yok, 2 sene önce. Tam şu Aşk Ankaracıdır yazısının önünde seninle röportaj yaptık. Altay'da vardı, diğer kaleciler de vardı. Artık yaşlandı, futbolu bıraksın o. Önümüz açılsın diyordu. Altay'ı da aldın, yolladın. Aynen öyle. Yine kale bende diyorsun. Bu göndermede senin katkın var mı Altay'ın gitmesinde? Altay'ın gitmesinde katkın varsa ne mutlu bana yani. ama Altay'ın zaten kendine has bir kalitesi var. Yani biz sadece belki biraz bir şeyleri pekiştirmesine yardım etmişizdir, yardımcı olmuşuzdur. Ve zaten maç oynadığı için de yani o kendi kendine bir tecrübe edindi. Maç tecrübesi çok önemli çünkü. Burada da çok zorlu maçlarda oynadı. Yani takımın hakikaten stresli maçlarda oynadı ve o yükü çok iyi kaldırdı. Nitekim zaten bir kalitesi var Altay'ın. Yani kimseye de ihtiyacı yoktu. Mevcudunun üstüne çalışarak, kendisi çalışarak zaten çok şey kattı burada. Çünkü dediğin gibi 2 sene önceki halini de biliyorduk. Şimdikini evet. de görüyoruz. Ve aradaki farkı yani ben kaleci gözüyle ayırt edebiliyorum. Sadece onunla söyleyebileceğimiz ya da onunla isteyebileceğimiz bununla yetinmemesi. Çünkü çok daha üstüne koyabileceği şeyler var. Zaten o da bilinçli bir çocuk hakikaten. Yani kendini fizikselin dışında mental anlamda da geliştiren bir çocuk. O yüzden Allah bahtını yolunu açık etsin. Mutluyuz. İyi haberlerini de daha çok duymak istiyoruz. Gerçekten gelişmesinde senin çok ciddi katkın var. Şimdi görüşüyor musun? O 2 tane çok zor maç geçirdi. Çok da başarılıydı aslında. Çok da gurur duyduk. Yani şey yapma, sürekli arayan olduğu için onu ben çok şey yapmadım, rahatsız etmedim o konuda ama görüşüyorum. Şimdi yedek kaleci konusunda artık yine genç arkadaşlar evet, var. Furkan var, Yiğit var. Yiğit var. Onları nasıl görüyorsun? Onların da Altay gibi yani hakikaten Altay'ın 2 sene önce nasıl farkı varsa başladıysa onların da çok büyük farkı var. Tabii ki de üzerine koyması gereken çok şeyler var. Tek eksikleri maç, Altay'dan daha yani eksik tarafları maç, Altay maç oynadı. Furkan da Yiğit de maçla çok daha tecrübeli olacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla yine zamanları var. Daha çok çalışacaklar. Biz de hep böyleydik yani. Şimdi ama Altay formayı şöyle kaptı. Özellikle geçen sene Altay çok forma giydi. İkincilikte, birincilikteyken ve süperlikteyken. Onların ilk formayı kapması senin sakatlık dönemlerine denk gelmişti. Şimdi sen nasılsın? Sakatlık durumu nasıl? Iyiyim, çünkü iyiyim. Korkulan kısımlardan bir tanesi Korcan'ın sağlamlığı, sakatlanması. Çok, çok şükür iyiyim. Ama çok iyi bir şey vesile olmuş yani o sakatlığı demek ki. Fark etmez yani Allah korusun bize de bir şey olsa burada 2 tane aslan gibi kalecimiz var yani onlara o sorumluluk o görev geldiğinde belki şu an hani hiç kimse gençler diyor beklemiyor ama o sorumluluğu aldığında ikisi de aslan gibi çıkar oynar yani hiç kimsenin gözü arkada kalmaz. Bence çok sorun olacağını düşünmüyorum. Ben her zaman derim ki takımı en iyi kaleci seyreder, en iyi o görür. Bazen şimdi topları da en iyi ben seyrediyorum. Evet. Gol oluyor çoğu bazıları ama. Yani. Mehmet Nas'ın bir tane vardı. Yine vurdum bu kaleye. Dışarıya gitti falan diye. Yine yedim gibi. Ama şey, takım nasıl gördün? Hazırlık maçları oynandı. Birkaç tane daha hazırlık maçı var. Takımda yani aslında hepimiz aynı anda başlayamadık. Yani oyuncular sonradan gelenler oldu. O yüzden birlikte çok antrenman yapma fırsatı olmadı. Yeni yeni oluyor daha doğrusu. Çünkü Erzurum'da zaten bir de hazırlık dönemi vardı. Ağır antrenmanlar geçti. Yeni gelen oyuncularımıza hocalar sonuçta onu bilinçli bir şekilde yaptıkları için birden ani böyle çok yüklenme yapamıyorlardı. Yavaş yavaş o vücudun formunu yakalayana kadar. Şimdi birlikte antrenman yapmaya başladık. O yüzden yavaş yavaş biraz toparlanıyoruz, takım olmaya başlıyoruz. Nitekim ben yani yeni sezonda illaki birkaç tane belki eksiğimiz var ama elimizden geldiğince her şekilde mücadele edecek bir ekibin olduğunu düşünüyorum. En azından senin önün sağlam. Defans evet, hattı evet, falan çok sağlam kaldı. Bir orta saha biraz ileri uçta belki aksaklık var. Çok uzatacağız bu mikrofonu. Daha eğlenceli röportajlar yapacağız inşallah. Keyifli i̇nşallah. Günlerde. Bekliyorum. Çok teşekkürler Korcan. Teşekkür ederim. Sağ olun.